Selamun aleyküm. Ben Umar İdrisov. Kazakistan'dan geldim. Uygurum. 3 Ekim 2004'te Kazakistan'ın Almata şehrinin yanındaki Şelek köyünde doğdum. Ailede biz beş kardeşiz. 3 ablam ve 1 abim var. Sonuncusu da benim. Aslında benim adımı Umar diye dedemin adını koydular. Dedem 2. Dünya Savaşı'nın kahramanı ve savaştan geldikten birkaç sene sonra vefat etti ve sonrasında da ben doğdum. O yüzden bana dedemin adını koydular. Türkiye'ye gelme sürecim çok böyle ilginç olarak geçti. Aslında ben Kazakistan'da beni ailem 6 yaşındayken köyümdeki okula gönderdiler. Bizim Kazakistan'daki okullar ilkokul, ortaokul, lise diye bir şey yok. Yani birinci sınıftan tam mezun olduğuna kadar bir okulda okuyorsun. Ve o okula gönderdiler ve aynı sırada güreş kursuna yazdırdılar. Kazakistan'da okulda okurken çok aktif öğrenciydim. Ders notlarım da çok iyiydi. Ve yarışmaları hiç kaçırmıyordum. Özellikle güreş ve diğer spor yarışmalarını. Böylece 9. sınıfa kadar okudum. 9. sınıfa geldiğimde annem babam beni Kur'an kursuna yazdırdılar. Ve o Kur'an kursundaki öğretmenlerim abimin arkadaşlarıydı. Onlar da Türkiye'de okuyorlardı. Yani üniversitede okuyorlardı. Ve bize her zaman ders kurs bittikten sonra Türkiye hakkında bahsediyordu. Ve bu bahsettiği benim hoşuma çok gidiyordu ve bir abime söylemek istiyordum bunu. Ama abim benden önce bana sordu ki Türkiye'ye gelmek istiyor musun diye. Ben hiç düşünmeden evet dedim. Sonra abim gidip anne babamla konuştu. Anne babam izin verdikten sonra abimin arkadaşları başvuru konusunda çok yardımcı oldular. Ve başvurduktan sonra beni mülakata çağırdı. Mülakata girdim. Mülakattan birkaç ay sonra o zaman akşamdı. Yani babama yardım ediyordum o gün. Abim geldi diyor ki bana valizini hazırla Türkiye'ye gidiyorsun diye. O gün çok mutluydum ve olanlara hiç inanamıyordum. Yani bu yurta geldikten sonra ortama alışmam da çok zor olmadı. Çünkü yarışmalara gittiğim için kalabalık ortama alışmıştım. Hatırladığım gün, yani ilk geldiğim gün ben çok yorgundum ve o zaman akşam namazıydı. Bizi belirtmenler yurttaki bütün öğrencileri mescide indiriyordu namaz kılmak için. Ve ben de indim ve diğerleri inmesini beklerken bir köşede oturarak uyuyakalmışım. Yani fark etmedim nasıl uyuyakaldım. Sonra bir arada beni biri uyandırıyor. Yani baktığımda o da büyüklerden Kazakistanlı Muhammed Yarlan abiymiş. Onunla tanıştım ve etrafa baktığımda kimse yoktu. Yani namaz bitmiş, ben orada uyuyakalmışım. Bütün namaz orada uyuyakalmışım. Sonra beni yukarı aldılar. Odamın kapısına geldiğimde Muhammed Yarlan abi sordu benden. Etüt'e gitmek istiyor musun diye. Ben baktım böyle düşündüm ki o bir ders diye, yani kurs diye düşündüm ve dedim ki kendimde yani gitmezsen beni okuldan atacaklar diye. Sonra evet dedim, etüt'e gittim. Etüt'te bir masaya oturdum ve yanıma bir belirtmen geldi oturdu ve bana Türk alfabesini öğretiyordu. Ben birazını öğrendim böyle, öğrendikten sonra biraz 10 dakika, 20 dakika sonra belki uykuya gidiyordum yine. Sonra bunu belirtmem fark etti, hemen fark etti ve beni odama getirdi. Ve odama geldiğimde çok rahatlandım ve o gün çok iyi uyumuştum. Türkiye'ye geldiğimde çektiğim zorlukların birisi de yemek sıkıntısıydı. Yani ülkemdeyken ben pirinç ve bulgur ve pilavını hiç yemiyordum. Ve yurtta bu en çok verilen yemekti. Ve o yüzden alışmam biraz zor oldu. Bizim ülkedeki yemekler çünkü farklı oluyor. %70-80'i etten
%70-80 hamurlu ve içinde mutlaka et olması gerekiyor. Ve o yemeklere çok iyi alışmıştım ben. Ama yani bayağı da alıştık şimdiye kadar, çok iyi geliyor. Pandemiden dolayı biz yurttan dışarı doğru düzgün çıkamadık ve farklı çeşit Türk yemeklerini yemedik. Ama yediklerimin içinde en sevdiğim lahmacun oldu. Yani ilk yediğimden çok beğendim onu. Yani şaşırdım nasıl bu ülkemde hiç yemediğim için. Uygur olduğum için kültürlerimizde hiç farklılık yok. Ama yine de ülkemdeki özlediğim şeyler var. Onlar da ailem ve arkadaşlarımdır. Özellikle özlediğim şey ailemle geçirdiğim zaman. Hep beraber bir yerlere gidip sohbet ettiğimizi özledim. Ve arkadaşlarımla beraber güreş yapmam ve beraber yarışmalara gitmemiz ve böyle büyük büyük yarışmalara atlattığımızı çok özlüyorum. Türkiye'ye gelmeden önce hiç yurtta kalmadığım için bu nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Ama buraya geldikten sonra kendime anladım ki bu yurt hayatı bana çok iyi geldiğini. Çünkü yurttaki 40 farklı ülkeden ve 120 öğrenci birbirimize yardımcı olarak birbirimizin kültürlerimizi öğrenerek ve dillerimizi öğrenerek birbirimizi geliştiriyorduk. Benim yurt hayatım yakın arkadaşlarımı bulduktan sonra çok iyi değişti. Hep beraber bir yere, hep beraber okula gidiyorduk. Hep beraber yemek yiyorduk, okuldan beraber geliyorduk ve böylece zaman geçiriyorduk. Ve onlarla beraber ben kendimi, onların dinlerini, kültürlerini öğrendim ve birazcık öğrendim. Ve onlar da benden biraz fayda görmüştür diye umutluyorum. Benim hedeflerimin birisi araba şirketini açmak. Babam arabalarla ilgilendiği için benim de arabalara olan sevgim daha da arttı ve gelecekte kendi araba markamı yapıp ve kendi bir şirketimi açmak istiyorum. Ve 10 yıl sonra kendimi bu araba şirketinin başında görüyorum. Benim hobilerimin birisi de resim çizmektir. Küçüklüğümden beri bu resim çizmeyi seviyorum. Düşünüyorum ki bu ailemden gelen bir yetenektir. Ailedeki bütün hepsi yani öyle şeylerde çizmeyi seviyorlar. İkinci olarak hobilerim sporla ilgili. Yani hobilerim çoğu sporla ilgili oluyor. Üçüncüsü de eski maddi paraları toplamaktır. Yurta geldiğimde İlim Yayma Cemiyeti hakkında ilk kez duymuştum. Ve düşündüm bu nedir diye internette araştırdım ve belirtmenlerden sordum. Ve onlar da bize anlattı. İlim Yayma Cemiyeti gençler için çalışan ve güzel çalışmalarda bulunan bir dernekmiş. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ben Umar İdrisov. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.